Mayasız pişken pite bayramının birinci gününde şegirtler İsa'nın aldına gelip, "Sana Pesak aşını kayda hazırlayık?" dep soradılar. Şehirge kirip, "Anavı bir adamga barınız ve ona şöyle aytınız, oca menin vakit saatim yakınlaştı de, Pesak bayramını şegirtlerine beraber senin evinde yapacağım," dedi İsa. Şegirtleri İsa olarga buyurganı gibi Pesak aşını hazırladılar. Akşam tüşkende İsa 12 şegirtinin sofra başına oturdu. Son turup üst urbasını çıkardı, bir elbez aldı da beline bağladı. Legenge su koyup şegirtlerinin ayaklarını yuvup başladı. Beline bağlagan elbezden ayaklarını sürtüp kuruttu. İsa Simon Peter'nin yanına kelgende, "Rabbi, sen benim ayaklarımı yuvmağa isteysin mi?" dedi Peter. "Men şimdi ne yapkanımını sen anlamaysın, son anlayacaksın," dedi İsa ona cevap berip. "Benim ayaklarımı hiç bir vakit yuvmayacaksın," dedi Peter. "Eğer yuvmasam, menden birlikte payın olmayacak," dedi İsa. O vakit Simon Peter, "Rabbi, tek ayaklarımı değil, kollarımı, başımı da yuv," dedi. İsa ona, "Yuvulgan adam bütünlüğü temiz, onun tek ayaklarını yuvmak gerek. Siz temizsiz ama hepiniz değil," dedi. İsa onu satacak adamını biliyordu şunun için, "Hepiniz temiz değilsiz," dedi. Şegirtlerinin ayaklarını yuvgan son İsa üst urbasını giyip yerine yerleşti. Şegirtlerine dedi, "Men sizge ne yapkanımını anladınız mı? Siz bana oca ve Rabbi deysiz, em doğru aytasız, çünkü men bu olam. Şunun için eger men Rabbi ve oca olup ayaklarınızını yuvgan olsam, sizge de birbirinizin ayaklarınızını yuvmak gerek. Men sizge örnek gösterdim, endi men sizge ne yapkan olsam, sizge de öyle yapmak gerek." Bu sözlerini aytkan son İsa'nın ruhu pek sıkıldı. Endi açıktan açık aytıp başladı. "Sizge gerçekten doğrusunu aytam. Sizden biriniz meni satacak." Şegirtleri ise o kim hakkında aytkanını bilmeyip şaşkınlıkla birbirine bakıp tura ediler. Olardan biri İsa'nın yanında yataydı. İsa onu pek sevdi. Simon Peter ona, "İsa kim hakkında aytkanını sorasa," dep işmar etti. O ise İsa'nın kokregine başını koyup, "Rabbi, o kimdir?" dep soradı. İsa cevap berip, "Men bu kesek otmekni aşka batırıp kimge bersem odur," dedi. Son o bir kesek otmekni batırıp Simon İskariot oğlu İuda'ga berdi. Şu an İuda otmekni alganının iblis onun içine kirdi. İsa ona, "Yapacağını tez tez yap," dedi. Sofra etrafındakilerden hiç kimse İsa bu sözlerini ne için aytkanını anlamadı. Akça kutusu İuda'da olganı için bazıları İsa ona, "Bayram için bizge gerek olgan şeylerini satın al ya da fukarelerge bir şey ber," dedi dep düşündüler. İuda ise otmekni alıp birden dışarıga çıkıp gitti. Endi gece tüşken edi. Şu arada İsa şegirtlerine, "Bu gece hepiniz benim için yoldan urulacaksınız. Çünkü yazıda şöyle yazılgan, çobanını urup yıksam sürüdeki koylar da dağıtılacak. Ama men olup tirilgen son sizler Galileya'ya barmazdan evvel anda bararım," dedi. Peter cevap berip ona, "Eğer hepsi senin için yoldan urulsalar bile men hiçbir vakit yoldan urulmayacağım," dedi. İsa ona, "Sana doğrusunu aytam. Şu gecesi horaz kıçırmazdan evvel sen menden üç kere vazgeçeceksin," dedi. Peter ona, "Mana senden beraber ölmege gerek olsa bile senden vazgeçmeyeceğim," dedi. Başka şegirtleri de şöyle dediler. Olar aşap oturganda İsa otmekni aldı, şükür etip parçaladı ve şegirtlerine berip, "Alınız, bu
менім тенімдір деді. Соң қадені алып шүкір етті ве оларға берді. Епсі ондан іштілер. Иса оларға, бұ чок адамлар ічін төкілежек менім қанымдыр, васиет қаны деді. Сізге доғырсын айтам, енді Алланың падишалығында мен сізлерінен яңы ічімлік ічежек күнгеже, мен юзым мейвасының ічімлігіні ічмейжем. Соң олар ерлап, зейтун дағы тарафына кеттілер.